Latif Doğan diyoruz efendim. Ona doyansın sarıya, söyle bal yapsın ağrıya, biletin kesmiş salıya, çarşambaya yar gelecek. Ben ya akar Türk. Sesi güzel diyoruz abi. İçsem kahve olsun 40 yıl hatırım. Uğur Karakuş. 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 Bu Karakuş yakma beni. Gel gözümün nuru gel bariton ses kahtarım içi. Ahli Yaman. Vakli Yaman. Aykut'u biliyorsun sen. Azamtep. Ben iyi biliyorum, ben iyi biliyorum. Sana bakmıyorum Nur abi. Ha, özür dilerim. Vay 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 postacı, ne deyin bunun ilacı. Vay vay vay. Canu gel. Gel Canu gel 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 yanaş 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 yanaş. Bu akşam kim var biliyor musun? Benim rakiplerim var. En büyük rakibim de Nuri Sesi Güzel. Vallahi billahi. Beni kendine rakip görüyor. Ama böyle bir şey olmaz ki. Urfalıyız, ben rakip tanımam. Ama Nur abi bizim başımızın her zaman tacıdır. Tac olarak da kalacaktır. Bunu biliyorsun değil mi Canu? Biliyorsan da başını salıyorsun. De, hadi. Ya sen dinlendin ha. Vallahi dinlendin ha. Canım bak bu akşam çok güzel program var. İnsanlar otursun televizyonun başında, sofranın da otursunlar. Birer dümle de çay demlesinler. Döndüsen mi bu? Her şeyi anlıyorum. Her şeyi, her şeyi. Sen dur bildiğin gibi değil. Peki canım hadi git. Git Allah işi rast getire. Şimdi çağırıyorum. Latif Doğan diyoruz efendim. Bugün benim bayram günüm, haber salmış yar gelecek, yar gelecek. Öyle tahmin ediyorum, dünya bana dar gelecek, dar gelecek. Kınalı koç keseceğim, doya doya içeceğim. Onu hiç üzmeyeceğim. Haber salmış yar gelecek, yar gelecek. Oysa ben seni o kadar çok sevmiştim, o kadar çok sana gönül vermiştik. Belki sana küstüm ama yazdığın mektupla bir umut beslemiştim yüreğimde. Geleceğim dedin, tren garlarında bekledim, gelmedin. O zaman gel de küsme. Ben sana küstüm be vefasız, küstüm. Thank you.
Senin yüzünden canıma, damarımdaki kanıma. Senin yüzünden canıma, damarımdaki kanıma. Kur'an'ıma, kitabıma küstüm. Daha seninle konuşmam, küstüm, küstüm. Ne yaparsan yap barışmam, küstüm, küstüm. Artık sana hiç karışmam, küstüm, küstüm. Ben onunla küstüm. Dinle ben ey vefasız. Sana gönlümü verdim, kıymet bilmedin. Sana sevgimi sundum, değer vermedin. Her Allah'ın günü peşinde koştum, iki gözü kör olmaya sıcak. Bir gün olsun görmedin. Valla ne kıymet bildim ki ben. O da yetmezmiş gibi her gün perma perişan edip eve gönderdin. Hatırlar mısın? Bir gün sana bir söz söylemiştim. Ben sana bir küsersem, bu küskünlüğümü de bütün dünya duyacak demiştim. İşte ben sözümü tuttum. Ama sen çok şey kaybettin. Çünkü şimdi sana bir tek ben değil bütün dünya, bir tek ben değil bütün alem küstüm. Süper, vallahi süper, billahi süper. Ne enerji bu ya? Bir de kravatın içindeki nokta mendilin renginde. Nereden uyduruyordun bunu? Vallahi hanım yaptı ne yaptıysa. Hanım mı yaptı? Ama hanıma küstü de bir saat onu gösteriyorsun. Allah cezanı verecek. Aşık demiş ki. Ne demiş aşık? Eğer bir insan küsüyorsa gönül kime küser demiş. Demiş ki gönül hasret çeken, gönül özlem duyan, yol gözleyen ve en çok sevdiğine küser. O yüzden ben sana hep küsüyorum çünkü seni çok seviyorum sevgili eşim demiş. Vay vay vay. Çepek! Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Yanımda olmak. Şeref verdim. Bu. Birlikte olmak, yine Allah beraber olmak olsun. Bizim için büyük, büyük bir şeref. Bundan önceki şarkında da küstüm vardı. Ne ayağı bu? Hepsinde var. Yani... Demek Cenab-ı Hak bana demiş ki sen küserek para kazan demiş. Allah bereket versin işi götürür. Allah Allah. Bir gün evdeyiz. Derya Hanım'a ben de küsmüşüm. Şimdi küsmüşüm, hakikaten küsmüşüm bana. Ben durup dururken küsülecek bir adam da değilim. Allah'a şükür eyvallah. Dedi ki bana bu küstüm de bir türkü çıkmış herhalde. Bir oğlan okuyor televizyonda. Sen geldin ya bana hani. Ondan sonra... Küstümde patladın. Tabii ben sana Derya kurtulam gitsin albümde gelmiştim. Benim senden haberim yok. Derya Hanım söyledi bana. Eyvallah. Aslında ben İbrahim abi ilk kurtulam gitsin ve eşarbını yan bağlama albümde gelmiştim. Sevgili İbrahim Erdemoğlu getirmişti beni. Evet. İşte o zamanlarda nasip olmadı tabii ki. Ama sonra küserek geldik buraya. Küstükten sonra nasip ama oldu. Ama barıştık yani. Çok şükür. Hep barışız. Biz sadece türkülerimizde küsüyoruz. Bizim gönlümüzdeki bütün Allah barışlar hep vardır. Ama türkülerde küsmek var, hasret Allah var. Seni bağışlasın, Allah sana ömür versin. Cemi cümlemizi. Ne oldu Ahmet Efendi? Saçma mı şey yapıyorsun? Oğlum artık benim imaj maker'ım var. Esmeray. İmaj maker. Tabii. Yalnız bir şey var. Saçımı karıştıramıyorum. Ben hiç programda dayanamam saçımı karıştırmaz. Şimdi saçımı karıştırmayacak, bozulacak. Şimdi bir bülbül çağıracağım. Sen küsüyorsan ben bir bülbül çağıracağım. Aa, bülbül. Şark bülbülü vardı. Diyarbakırlı Celal Güzel Ses, Allah rahmet eylesin. Şimdi ülkemizin de bülbülünü çağırıyorum. Bediye Akartu diyorum efendim.
güzel. Biraz daha alkış, alkış, alkış. Bülbülüm geldi, bülbülüm. Vallahi bülbülüm. Bu ne sestir maşallah ya. Hiç mi eski, hiç mi paslanmaz, hiç bir şey olmaz ya. Bu parçayı nereden biliyorsunuz peki siz sazlar efendiler? Biliyorsunuz ha? Abla bu bilinen bir şey. Ben de son albümde okumuştum. Bu ben 9 senedir yokum ya. Buradan beni mazur gör. Bu ne zaman ki, ne zaman bu? Çok oldu canım. Çok oldu. Allah Allah, yar başıma. Evet. Yar başıma. Yazın yar, kar başıma. Kaç senedir abla sahnedeyiz? 65. Ne? 65. Ben neredeydim o zaman? Yoktum. Tabii yoktun. Senden ben 4 yaşına falandım o zaman. Ama sen yakışıklılığından hiçbir zaman kaybetmiyorsun. Abla yani. Şimdi ya, sen söyler diye yakın resmini gösterdi. Baktım Pablo mu? Escobar. Pablo Escobar'a benziyor. Bana bakalım. Koysunlar diye resmini yan yana namusma. Bu ne lan? Yalnız dolarlarım yok. O zaman film teklifi gelir bana. Abla hoş geldin. Zaten yaptım. Yapmışsın filmlerim var Allah'a şükür. Çok teşekkür ederim. Televizyonları başında oturan insanlar şimdi görecek ki bir kraliçe bir bülbül halen o bülbül. 65 sene evvel dinledikleri bülbül aynı ses. Böyle bir şey yok. Vallahi aynı ses ya. Akort aynı ha. Yani ben ilk bana küstüm şova geldiğinde dedim ki abla nasıl sesini koruyorsun? Dedi ki sana bir tavsiyem vardı ki buraya hepsini aldım küpe yaptım. Hangi türküyü okursan oku, yerinde oku ve sesinde oku dedi. Hiçbir sesten çıkma dedi. O zaman sesini koruyorsun dedi. Ya. O benim için çok büyük bir öğüttü. Allah razı olsun. İlk üstüm şova geldim. Şimdi Escobar rakibini çağırıyorum. Evet. Sevgili hemşerim, sevgili hemşerim, sevgili ağabeyimiz, sevgili pirimiz, Urfa'nın medar iftarı, Brezcik'in de medar iftarı. Aslında Urfa'lı ama Brezcik'te doğmuş. Beni kendine rakip görüyor bak. Ya abi ben şimdi iş mi yani? Nur sesi bize beni es geç es. Hatta es geç. Estağfurullah. Nur sesi güzel diyoruz abi. Nur sesi güzel bir lakap takmam lazım. Dede Nur sesi güzel. Dede, müziğin dedesi. Efendim özür dileriz. Nur abi çok rahatsız gerçekten. Bizi kırmadı geldi. Yani yataktan aldık getirdik. Ama yatalak değil yani yataktan aldık getirdik. Bizi kırmadı sağ olsun. Onun için ben kalkıyorum şimdi elini öpeceğim. Elini öpmekten de şeref duyuyorum. Yıllar sonra Nur abi de oğlum meselemizi anlatır mı? Anlat ne canını istiyorsan onu anlat. İki tane kral ve kraliçeyi yan yana oturttuk. Hı. Halk müziğinin senin rakiplerin vardı biliyorsun. Rahmetli Ahmet Sezgin. Eşelim. Yıldıray Allah Çınar. Rahmet eylesin. Rahmet olsun. Yıldıray Çınar değil miydi? Yıldıray Çınar. Var daha var arkadaşlar var. Kim vardı? Senin zamanında kimler vardı? Abi say. Diyarbakırlı arkadaşımız vardı. Kenan Temiz. Allah rahmet Diyarbakırlı. Diyarbakırlı evet. Allah. Çok arkadaşlarımız vardı yani. Ama hepsinden beraber çalıştık. Aynı sahneyi paylaştık. Onların hatıraları bende hepsi var. Ne konuştukları, ne yaptıkları hepsi bende. Sen çalıştın mı abla birlikte? He? Birlikte Bediye ablayla çalıştınız mı hiç? Nasıl çalışmadık? Çalıştık. Korkarak konuşma, doğru konuş. Tabii ki çalıştık. Fuarda da çalıştık. Usta. Fuarda çalıştık. Mikrofonu ağzına getirmediğin mi ses çıkmaz. Abla sen de. Peki. Mikrofonu unutma. Seni görünce heyecanlandık. Beni görünce biraz o ne lan? Heyecanlı bir hanım. Ben de bu kategoriyi aldık. Heyecanlı bir hanımdır bu. Çok çok. Hareketten beraber mi getirdiniz ki? Şimdi evet. Efendim. Sizin anınız neydi abi? Var şeyde mı? Fuarda beraber okuyoruz yine. Şeye Hasan Ekici'nin şeyi vardı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O da temiz adamdı yani. Çok. Sanata çok, çok emeği vardır. Lezzetli bir adamdı. Öyle ama. Öyle. Beraber toplandık tesadüf sahneden sonra. Hepimiz bediyaların kocası Atilla'nın. Toplandık 15-20 kişi. Şimdi bunların içinde hanım yalnız işte 1-2 kişi var. Çay götürme herkes kendi şeyini düşünüyor. Ben kalktım dedim arkadaş oturun bu servisi ben yapacağım.
Kalktım hepsine servisi ben yaptım. Çay servisini. Orada işte. O senin büyüklüğün. Aşçı başımıza. Küçüldün mü o servisi yapınca? Yok. Evet. Sen büyüdün. Doğru mu? Yok tabii. Tavazulukta her zaman yarar var. Doğrudur. Tavazulukta tabii. Aynı. Şarkı mı diyor? Türkü diyor. Ne? Sen... Nur abi'den. Evet abi. Sen dinleyeceğiz. Nur abi. Beni mi dinleyeceksin? Müsaade edersin. Yani. Estağfurullah. Akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana. Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın. Çok kırıldım ben sana, bunu senden ummazdım. Çok kırıldım ben sana. Bir fincan kahve olsun, 40 yıl hatırım vay. Ömrümü sana verdim, dönüp baksan. Seni ömrüm boyunca belki görmem bir daha ben. Seni ömrüm boyunca üzülüp ağlar mıyım öldüğümü duyunca? Üzülüp ağlar mıyım öldüğümü duyunca? Eline ne geçer? Beni kabre koyunca eline ne geçerdi? Beni kabre koyunca bir fincan kahve olsa 40 yıl hatırım var. Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne var? Ustadı nefese sağlık. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Sene kaç biliyorsun değil mi arkadaşlar? 1975 falan. Doğru mu? Bir final. Belki daha öncedir evet, ama. Evet, 75 var. 74. Var 75 var. Ben daha askere gitmemiştim. Demek ki 70'tir. Yani 72'de gittim firar. 52'ye 4. Devre kaybı. Sivas, Temeltepe. O zaman dinlemiştim şeyi. Doğru. Bir fincan kahve olsan. Bir de Mehmet Bozdoğan vardı. Vardı. Yaşıyordur inşallah. Yine yaşıyor. Yaşıyorsa onu alacağız buraya. Ya al. O da okumuştu. Okumuştu. Evet. Çok da lezzetli. Acayip sattı biliyor musun bir ara? Hı hı. Bir de Sarı Güzel vardı senin rakibi. Nereden hatırlayayım bak ha. Ne Sarı Güzel? Yo, nereden Nuri Sarı Güzel mi? Öyle miydi neydi?
O sesi güzel, bu sarı güzel miydi? Ay sarı güzel. Sarı güzel. Ha, Nuri sarı güzel. Evet, öyle miydi? Çıktı çok. Gitti Anadolu'da bütün bizim... Benim konsere gitmediğim yerlerde konser verdi. Nuri sesi güzel diye. Şimdi millet tabii o anda yanlış yazdı. Seri güzel. Seri güzel. Ondan sonra sıkıştırınca hemen seri güzel oluyor. Yazıyorlardı işte. Kadir Karı sesi güzel, Nuri sesi güzel. Bir böyle. De Hasan Temel vardı. Berecik'te. Berecik'te. Sen yaşıyor değil mi? Tanıyorsun, yaşıyordur. Yaşıyordur. O da mı yaşıyor? Onları da çağıracağım. Allah rahmet edersin. Onları çağır, eyvallah çağır. Onları isterler yani, hakikaten çağır. Evet. Şimdi benim çok sevdiğim bir ses var. Çok nağmeli bir ses. Çok da usta bir ses. Hakikaten usta. He. Notayı tersten okur böyle. He. Herkes böyle okuyor ya. O böyle tersten okuyor. Uğur Karakuş. Hoş geldin. Hoş buldum abicim. Siye tamam Melisem. Allah razı olsun. Sesiye tamam. Allah razı olsun. Edebiye tamam, terbiyeye tamam. Allah razı olsun. Bu Karakız'ı ilk ben okumuştum. Benim ilk plan bu. Evet. İlk plan bu muydu yoksa Endim Gönül Bağına mıydı? Elazığ albümünde. Yalçın Plak'taki. Yok, orada Elazığ'da değil. Yalçın Plak'ta değil. İndim Gönül Bağına herhalde. Oydu evet. İlk. İndim Gönül Bağında da bu eser o albümde. Sonra bu. Karakız. Plak'ı o zaman. Evet. O zaman plaktı, kaset değildi. Sonra long play oldu. Sonra tek o diçi oldu. Şimdi Fırat kenarına bir adam çağırıyorum. Benim akrabam aynı zamanda. Ben bunların memleketi, anamın memleketinden. Anam Kahtalı ya, Adıyaman Kahta'dan. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu da lakabı nereden aldıysa gene şey taktı. Kahtalı'nın bir şeyi. Hele bak. Burası memleketinde. Kahta'yı nasıl satın aldıysa bilmiyorum yani. Kaç parayı aldı bilmiyorum. Ben bir mesela Urfa'lı gibi diyemem kendime. Demem için Urfa'ya para ödemem lazım. Telif hakkı, isim hakkı yani. Kahtalı! Gel gözümün nuru gel, bariton ses. Lezzetli bir ses, Kahtalı'nın bir şey. (Gülüyor)
kendime yarattım. Kafta güzelini kendime yarattım. Ahliye var, vahliye var. Ahliye var, vahliye var. Burası bizim Adıyaman. Burası bizim Adıyaman. Açmıyor bak hele, kapıda bastım zile, açmıyor bak hele. Yeter ki bana var, giderim menzile. İnat etme bana, giderim menzile. Ahliye var, vahliye var. Ahliye var, vahliye var. Burası bizim Adıyaman. Eyvallah canım benim, eyvallah canım benim, gel, gel, gözümün nuru gel. Kahtalım içi. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Buna da şükür, bin kere şükürler olsun. Çok şükür. Aramızda tekrar gördük ya seni, bu bize yeter. Eyvallah. Ben bu kadarını söylüyorum. Babam olasın, sağ olasın. Özellikle de Kaftarların sana çok selamı, saygısı var. Dualarını eksik etmiyorlar Adıyamanlarla beraber. Bu arada beni Kafta Spor'un uğursal başkanı yaptılar. Ben bunu anlamamıştım. Dedi abi gel sen bizim abimizsin. Lütfen ki abi uğursal başkan da olduk. Başarılar diliyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah birincilikte görürüz Adıyaman'da. İnşallah, inşallah. Epeydir Adıyaman'a gelmemişsin zaten. Çoktandır gelmemiş. 6 senedir. Bayağı olmuş. Bay oğlum, dayım orada şimdi, dayıma buradan selam ediyorum. Ben de Kiruam, Emin Kiruam'a dayım selam ediyorum, selam sağlık diliyorum, ellerinden öpüyorum. Ben de öpüyorum. Bir Fırat dizisini çektiğin zaman bu tarafa gel, bu tarafa bir türlü geçmedim baba. Yani o dizide Fırat'ın yanında. Geldim köprüye taş attım. He, oraya Fırat'a kadar geldi. Fırat'a taş attım. Doğru, doğru. Çünkü niye Fırat'ta karın boğuldu ya. Evet. Kışı kaptım, taş attım. Şu Fırat'ın suyu akar serindir. Ay ay ölem ölem. Peki bu şarkıcılar nereden başladım için? Hele bunu söyle. İbo şurada anlatmıştı bunu ama bir şimdi daha. Şimdi burada sen yıllardan evvelden beri bir dostluğum, bir kardeşliğim var. 50 senenin üstünde 68, o sana 2021 o. Kaç oldu? 51 sene olmuş. Sen kaç oldu? Ben nüfusta 53'lüyüm. Ama 50'nin sonuyum yani. Sen nüfusta benden bir yaş büyüksün. Nüfusta başka türlü? Ben herhalde senden bir yaş büyüğüm. Öyle zannediyorum. Sen mi bir yaş büyüksün? Ben öyle zannediyorum. Belki de aynı yıl. Bilmiyorum vallahi. Bilmem. Senin dilini yerim. Ben Ankara'da programlar yaptım. Hınal'ın döneminde, Villa'nın döneminde. Ben hep kovaladım kardeşim. Bir şey nasıl buldu?
Miçi Aslan gibi ben çok severim onu. Enes 25 senelik dostluğum var benim ondan. Canı ister ise Bağdat bağlanır. Bağlanır. Bir dakikada. Bir dakikada. Yok yanlış. İngiltere'z. Canı ister ise Bağdat bağlanır. Bağlanır. İngiltere bir dakikada sallanır. Sallanır. Demet demet gül çiçekler yollanır. Telefonda postanede duran kız. Vay 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 postacı. Nedir bunun ilacı? Söyleyin müdür beye. Dinlesin acı acı. Vay 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 postacı. Nedir bunun ilacı? Söyleyin müdür beye. Dinlesin acı acı. Vay 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 postacı. Çıtıdır bunun ilacı. Söyleyin müdür beye. Dinlesin acı acı. Çiçekler yollanır, yollanır. Güzeli çirkini sesinden tanır, tanır. Ne Allah'tan korkar ne de utanır. Telefonda postanede duran kız. Ne Allah'tan korkar ne de utanır. Telefonda postanede bunu bazı yerlerini değiştirdim. Melodi şeyin Aşık Mahsuni Baba'nın. Şimdi benden Mustafa abinin öksürdüğü kaset var. Hem sizin hem onun. Sen nereden biliyorsun bunu? Ben kasetçiyim. O kasetçilik yaptı. Yıllarca. 7000'in üstünde arşiv var sizin. Ta Elazığ'daki. Sen nerelisin? Ben Adıyaman Besliliyim. Ben tabii biliyorum. Tabii Besliliyim. Ben yani sevgili İbrahim Erdemoğlu'nun. Tabii buradan selam yolluyoruz hepsine. Erdem oğlu ailesi. Yani aynıyız ve Mustafa abinin bütün düğünlerini dört gözle bekleyip onun geldiği düğünlerde ben feyz alırdım. Mahsuni andık. Oo. Madem dünyaya dargındın, hayat yolunda yorgundun, söyle kardeş niye doğdun? Hayat yolunda yorgundun. Mahmut o kurban niye doğdun? Söyle kardeş niye doğdun? Kurban gelir payın yoktur. Haftan yoktur, ayın yoktur. Ankara'da dayın yoktur. Mahmut o kurban niye doğdun? Söyle kardeş niye doğdun?
Sazlarıma bir alkış, orkestrama bir alkış. Belasınız ve hasili kelam. Ali eşlik ettiğinizden dolayı da size teşekkür ederim. Vokalistlerim nasıl efendim? İyi miydi vokalistlerim? Nefesine sağlık abicim. Uğur Karakuş, Küstüm, Kahtarımçı, Nur abi, Nuri dayı. Benim dayım artık o. Allah selamet versin, Allah gecinden versin, Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. İlk Adıyaman'da yaptığı çekimde ilk beni almıştı. O zaman ilk ulusal kanala evet, çıktığım programdı. Evet, evet, evet. İlk okuduğum uzun havayı da dedi ki oğlum çok hızlı okuyorsun. Evet. Biraz daha tane tane oku uzun hava. Herkes anlasın dedim yani. Evet, bütün yani. Herkes anlasın bu şey. Büyüklerimiz hep bize hepsi bir ders verdi ve o ders biz o Allah küpeleri kulağımıza taktık ha buraya. Herkese akıl verdi bir tek bir vermedi. Sen akla ihtiyacın yok ki yavrum. Yok yok. Başka yollara gitme. Ben bunu çok sevdim. Sesi güzel.
Bir ileride bunda istikbal verdim. Güzel, sesi güzel. Ya, istikbal verdim. Bunu dedim, güzel bir şey hazırladı program. Sağ olsun. Peki, peki hocam de. Bana orada bir de halı hediye ettiler. Aynen, sevgili Aziz Çelik hocam da Allah razı olsun. Evet, ondan beraber. Evet. O eyvallah. Da çok sevimli bir insandı. Ve hakikaten de şeydi. Biz gece kalktık. 3.30'da gece 3.30'da Nemrut'a çıktık. Nemrut Dağı'na çıktık, evet. Zaten 3.30'da gideceksin ki evet. Nuri dayı. Evet. Sabah güneşin doğuşunu seyreden. Geç gidersen kavuşamazsın. Yok orada gittim ben. Ha. Bak arkadaşlar şahittir. Yok, o Nemrut Dağı'na çıkarken herkes yollarda bayıldı, ayıldı, yoruldu. Yoruldu. Ben tazı gibi. Çita gibi çıktı. Çıktım Allah'ı tepeye, onları bekledim. Benim bir çayım yok mu? Düble çay. Düble çay getir ya. Latif Doğan ve Tere. Evet, Latif Doğan İboşova gelmiş, tamam. Bir hatırlayalım bakalım ne yapmışız. Evimi başıma yıktım, bir kere de gör halimi. Dara Zolu Bey, Romanya Zolu Bey. Evimi başıma yıktım, bir kere de gör halimi. Yetim kalmış bunlar gibi. Dara Zolu Bey, ben sana genç oğlum bey. Evimi başıma girdin, bir kere de sor halimi. Dara Zolu Bey, ben sana genç oğlum bey. Evimi başıma girdin, bir kere de sor halimi. Ayağını çeker misin?
Enerjine sağlık, enerjine. Sağ ol. Allah razı olsun hepinizden. Allah senden razı olsun, sağ ol. Uğurum sen de sağ ol. Sen de sağ ol abim. Sen de folklor oynardın değil mi? Çok iyi folklor. Bizim tabii konservatuvarda beden eğitimi dersi yoktu. Halk oyunları dersi vardı. Dolayısıyla biz 3 yıl Antep, 2 yılda Diyarbakır oynadık yani. Oyunlarını oynadın. Sen nereden öğrendin ya bu oyunu? Mahalleyi. Çocukluktan belli öğrendim. Nur abi işaret dedi ki seni şey yapayım. Aynen. Halbuki aynen. Benim şey sanki daha üstüne katmışsın. Yani İbrahim abi ben çocukluktan beri yani halk oyunlarına çok böyle aşıktım. İşte 15 yaşlarında ki ilkokullarda bütün yani orada hocalık yaptım. Yani hiçbir eğitimini almadan hocalık yaptım. Yani bütün okullara verdim. Halk oyunlarını seviyorum. Türkü söylemeyi seviyorum. Size Urfa'da güzel oynayan erkekleri hangi evde düğün varsa oraya giderler seyrederler. Yani tanımasalar bile bize düğün gönderirler. Hanımlar dama çıkarlar oradan seyrederler. Çünkü erkeğin oynaması çok enteresan. Yani bizde de en iyi oynayan erkekleri tanımasa bile dürü gönderler. Şimdi yani o zamanki dediğimiz yani altın veya işte yani orada ipek kumaş. Onu gönderip düğüne davet ederler ki halayın başına gelsin oynasın diye. İyi oynayan erkekleri tabii aynı yöre. Folkloru yakıştırabilmek folklor, evet, önemli. Herkese tabii yakışmaz. Herkes üstünde durmaz. Ama yani folklorda ikinci eleman çok önemlidir. Hani tabii, koltuğun tabii altında olan. Şimdi halayın başındaki oynar ama şu el çok önemli. Bu el destektir, güçtür. Sırtındaki eldir o. O yüzden Uğur'un bu işi çok iyi bir beni iyi tuttu vallahi. Başlarız. Düştün üstüne düştün Uğur'un. Ama var ya oyunda bu var yani. Böyle. Var var. Onun için dedim ayağımı çekin. Seyredeceksin bak. Bayılacaksın. Standart 3 ayak herkesin bildiği bir şeydir. Mesela o şeyde Fadile'de oynanan Urfa'nın oyunu. Evet. O düz. Mahalli bir oyundur. Düz, ama mesela dörtlük eserlerde. O düz, Arap eserlerde. Urfa'da ona düz derler. Aynen. Arap eserlerde, dörtlük eserlerde mesela senin ürettiğin bir şey var. O sana ait bir şey mesela. O, o yok. Ait. O bana ait. Sana ait. Ben zaten benim dışımda kimse hep evlerde öyle yapıyorlar. Bir gün Polat yaptı ayağı kırılacaktı. Bir türlü yapamadılar. Ediyor diye yapamıyor. Öğren mümkün değil, öğrenemez. Abi söz müzik bana ait, öğrenemez Allah Allah. Ben vermesem nasıl öğrenecek? Evet abi, ben Diyak Artur diyor, vetere. İboşova geldi değil mi? Vay 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 vay. Sana kaç bakalım, seneye bakalım. Bediye Akardürk yani bu. Bak ha kaç sene geçmiş.
Halen zannediyorsun. Hani bazı telefonlar alırsınız ya. Bazı telefon alırsınız, üstünde böyle jilatin vardır. Bazıları o jilatini hiç kaldırmaz. Öyle kullanır. İşte Bediakar Dürgün de halen jilatini kalkmamış vaziyette. Şimdi Yeşil Başlı Göller'i de okumuşum. Bir de şimdi okuyayım bakalım kaç sene sonra fark var mı yok. Uydurdun mu yoksa repertuarda var mıydı? Canım orada okumuşum ya. Ya yani orada okudum, burada da mı okuyacaksın? Burada da okuyayım. Diyeceksin hadi bakayım ne değişiklik var. Hadi bakalım. Hiçbir değişiklik yoktur. Hala cilasını kaldırmamışım. Yani. Kapalı kutuda duruyor. Cila. Hadi bakalım. Bediakar Dürgün efendim. Thank you.
dinmez. Şıvık şıvıklara vurgun desinler. Şimdi bakayım aradaki ses farkını seçebildiniz mi? Var mı şimdi bir fark? Soruyorum, insanlara soruyorum. Hiçbir fark var mı? Hiç yok. Aynen. Sen dur. Sana soruyorum. Var mı bir fark abi? Hiçbir fark yok. En az 30 senesi var o İbo Show'un. En az 25 senesi var, garanti. Çünkü 20 senedir ben piyasada yokum. Ne 20? Nasıl 20 senedir? Amma salladım abi. Amma salladım abi. 11 senedir yokum. Karıştırmayın 15. fazla. Oh. İşte 5 sene falan diyelim. Eninin aşağıya. Ben 10 senedir. Onu diyorum. Bunu kaç senedir İbo Show'da. Orada okumuştu, şimdi de burada okudu. Var mı bir fark abi? Yok, yok. Nuri dayı var mı bir fark? Ha? Yok, yok, fark yok. Oy Nuri baba burada. Fark yok, fark yok. Oy. Dedim ya sana ben... Şimdi Nuri abi mi soruyorsun? Ha, İbo Show'a gelmiş de değil mi dayı? Oo. Geldi değil mi? Çok beraber olduk ya seninle, çok beraber olduk. Ha, nostaljiymiş dayı. Vetere değilmiş. Urfa büyük ağabey. Rezil bu sizin bildiğiniz sırf beni bozmak için rezil oldu gene başında. Kalktı Urfa Brina düşer arkadan, Urfan tipi büyüktür delik. Ulan sen neyine gerek? Ya sen neyine gerek? Ama beni dinle. Gel dinleyin hadi bak. Ha? Bak vatandaş daha doğrusunu okuyor. Bir dakika efendim. Daha güzel okuyor. Bir dakika efendim. Ben senden kavga etme, şu işi bitireyim, başka bir şey söyleyeyim. Allah'ım olasın. Ömer paşam olasan, Ömer yeten gelesen. Thank you.
Selam olsun. Şanlıurfa'mıza selam olsun. Bir kere. Selam olsun, selam olsun, selam olsun. Sayı zamanlarda bunu okudum. Okudum, çok okudum. Her Urfa'ya gelişte bu benim baş türküm işte. Hayır, ilk başta bunu okudu der misin? Evet, plaka. Okudum, vallahi okudum. Lan sakız var diye plak, sakız. Sakız plak, sakız. Sakız ne plak? Sakız plak okuduk canım. Urfalı Nuri Sesi güzel yazıyordu, öyle mi yazıyordu? Öyle yazıyordu. Peki dayı, nasıl öğret olayım merak ediyorum ben. Ben benkini hep anlattım ama seninkini merak ediyorum. Ben... Çünkü sen benim rakibimsin ya. Toplum öyle bilir ama biz öyle bilmiyoruz. Evet. Nasıl şöhret oldun? Sen de inşaattan mı geldin? Ben türküleri okudum. Plak nerede çekim... okudu dayı? Türküleri okudu ya nerede okudu ya? Nasıl oldu ha? Merak ediyor ha? Allah ya Allah. Merak ediyorsan anlatayım sana. Anlat torunları anlat. Kimi anlat? Pate diye bir şirket vardı. Pate. Sirkeci'de şirketin şeyi temeli. Birçok zaten bu plak yapan insanların şirketleri şeyde Sirkeci'de. Doğu Bank daha yok. Daha Doğu Bank çıkmamış. Yok Doğu Bank sonradan. O senden benim yaşıma göre. Fakat Ankara Radyosu'ndaki Osman Özdenkçi'de. Seni çok severdi Allah rahmet eylesin. Hocamız orada. Osman Özdenkçi işte Sarı Süzen'in sağ kolu. Bunlar beni dinliyordu işte bir yerlerde oturduğumuz yerde kafelerde. Ondan sonra bunlar benim sesimi beğendiler. Birçok yere empoze etmişler. Bu plak şirketleri beni çağırdılar okutmak için. Okudum. 3-4 şirket benim sesimi beğendi. Ondan sonra ben şöhret oldum. Yani. Şöhret oldum. Yani ben dediler ki sen sesin güzel. Biz seni yetiştiririz. Kafanı peki, yorma. Nuri senin soyadı ne dayı? Kaştaş. Kaştaş. Evet. Nuri Kaştaş. Kaştaş evet. Biz nereden bırak Kaştaş? He? Bilmiyorum ki Kaştaş. Kaştaş vardı mesela o zaman. Ya sen de şimdi aynı şirketin yaptığını yapıyorsun bana. Ben mi? Allah, ben Nuri abiye dedim sesi mikrofonu kaldırsın ben mi? Kaştaş. Dayı. Nuri Kaştaş. He, Kaştaş. Şirket dedi ki ya nedir bu Kaştaş, 5 taş, 10 taş, 20 taş bunlar uğraşmayalım. Oğlum dedi bana. Evet. Mesajak. Ne? Mesajak. Mesajak. Bak beni gerek yerlerden yere atacak şimdi. Vallahi gene ters köşe yapacak. Vallahi ya. Anlamadım, billahi anlamadım. Benim hafif kulağım duymuyor dayı. Yapma bırak Allah aşkına. Vallahi duymuyor. Kulağın canavar gibi. Ondan sonra dediler böyle. Seni Nuri Kaştaş falan bırak bunları. Biz Nuri sesi güzel yapacağız. Ben dedim onlar ki yok. Nuri güzel ses. Aynen bak Kur'an çarpsın. Bunlar hepsi doğru. Sen dedi Nuri sesi güzel yapacağız. Nasıl yapacaksın? Dedi işte böyle. Nuri güzel ses yapalım. Dedim hayır benim o rahmetliye çok saygım var. Ben ondan feyiz alayım. Onun plakı. Celal güzel ses. Tabii hoca şuna ver. Bak ben, bunu bilmiyorduk işte. Bak bunu çözdük. Yemin ederim İbrahim Erol. Celal güzel sesin dedim ki hayır o benim hocamdır. Ben ondan hep feyiz alıyorum. Onun türkülerini dinliyorum. Onun okuduğu gibi okumak istiyorum. Hakikaten mesela... 40 senedir tanışırım, ben ilk defa duyuyorum. Bak, evet. 40 senedir tanışırız, ilk defa duyuyorum. Bak işte ben açmadan, çuvalın ağzından aç. Şey bak, daha neler dur, var, dur, aç. Dur. Celal güzel ses. Ne diyecektim? Ha, Celal güzel sesin değil mi? O benim hocamdır, büyüğümdür. Onun ismini alamam, taklit yapamam. Sonra rezil olurum, ben Urfa'ya giremem. Diyarbakır'a giremem dedim. Çepik! Ya. Ondan sonra bunları söyledim. Şirket hemen mukavele getirdi. Dedi ki tamam senin Nuri sesi güzel şey güzel ses değil de Nuri sesi güzel koyarım. Ben şimdi durdum. Düşündüm. Beş taşı nereye bırakırım? Beş taşı nereye bırakırım?
Oy oy oy. Biliyor benim yapımı da biliyor ha. Ama beş taşın yapacağım. Neyse Allah razı olsun senden de onlardan da. Vallahi İbrahim onu mecbur. İyi de dayı şimdi bu Urfa Berecik birisi tamam orada almış tatlı sesi. Birisi almış sesi güzeli. Birisi almış acı sesi. Hepsini siz almışsınız maşallah valla. Bütün sesi güzeller orada. Valla hepsini almışsınız. Ondan sonra kardeşime söyleyeyim. Kimse bir şey kalmadı ha? Ve mukaveleyi getirdiler. Ben de imzaladım. Körü yoruna imzaladı. Güzel sese. İşte çünkü o zaman plak okumak çok önemli. Tabii. Çok önemli. Tabii. Doğru mu? Tabii. Herkes. Kaç sene dayı? Bir 20-25 sene var işte. Kaç? 20-25 sene var. Neye 25 sene? Hanısı? Vay Allah'ın akıllı. 25 sene olursan o yani, plakı yapalım. Bir dakika. 25 sene ne? 25 sene ben mi imza attım? Attığım zaman imza işte demek ki. Bekar bacım olsa size vereceğim. Bekar bacım yok. 20-25 yıllık imza attım diyor adı. Değil mi? Hayır. 25 sene evvel mi attı yoksa 25 senelik mi attı? Ya oğlum sen niye karıştırdın? Mikrofonu kaldır dayı. Dayı mikrofonu kaldır. Ya seni kurtarmak istiyor ha Nuri dayı. Kurban ol elle dur. 25 yıllık mı attın diyor, 25 sene evvel mi attın? Getirdiler imzaladım demek ki 20-25 sene. İmzaladı da 25 sene evvel mi imzaladı yoksa 25 senelik mi imzaladı? Yok onu bilmiyorum artık ben. İmzaladım işte gitti. Dayı şimdi 25 sene evvel derse mahcup olur yani seni yaşı tutmuyor. Tutmuyor mu? Tabii 25 sene olur mu? Nasıl yapsak? 25 yıllık imza attım. Yani, oğlum hesaplayın da ben anlamıyorum. Söyleyin hadi. Oy 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 oy. Ellerden öperim dur. Söyleyin. Benim kaç sene olmuş ya? Bize karşı oldu dayı. Bodrum'da bir delahmi vardı. Ben böyle pazara gittim de en son bize karşı oldu. En son imza işte 25 sene olmuş ya. Çaktalı kafamı bir şey söyle de bizi kurtar. Olmuştur ya bir şeyler. Dayı 50 sene falan olmuştur senin imza attığı. Benim attığım. He? Yok ya. Nasıl ya? Kaç yaşında sen dayı? Hani sen benim yaşımı söylemeyecektin. Sen benim yaşımı uğraşmayacaktın. Oy oy oy. Ne bağladım dur. Ne yapalım dayı? Allah seni cennetine alsın değer. Ümreye gittim de icra edeceğim. Erfurullah'ın etti. Oy 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 oy. Ne bu çıkak? Kahtalın olsa okusun okusun. Ya oğlum benim seçtiğim repertuar vardı. Ne oldu ya? Ne yapacağım? Yarabbim tövbe yarabbim tövbe. Allah seni ömrü uzasın dayı. Ellerinden öperim. Oh,
sayın bağırırdı. Luna kuştu eskiden, aklıma geldin birden. Bakenle vurmaya gidilirdi geceden. Luna kuştu eskiden, aklıma geldin birden. Sen de şimdi girdin, nenem herkes söyler. Bravo Miçe, bravo. Kurtardı beni vallahi. Yoksa boğuluydum vallahi bilmem. Ben onun için dedim ya. Lan oldun ya. Hey. Evet, Kahtalı Miçe ve Tere efendim diyor. Yani nostalji. Ben başta... İbrahim Tatlısaz. Aynı balta gibi bize değil mi ben başta? Lan dedi baltayı vurayım bana. Hava soğuk gök bu. Umut kapısı kilitli, yorgunluk zor uyku tatlı. Garip yolcum nerede yatsın, benim yolcum nerede yatsın? Kendi örf adetine göre terbiyesiyle, edebiyle gerçekten bir Kahtalım içi. Allah böyle insanları başımızdan eksik etmesin. Böyle gençleri, böyle kardeşlerimizi yanımızdan esirgemesin. Saygı diyorum. Saygımızdan sağ ol. Televizyonları başında bizi dinler bütün insanlara saygılar sunarım. Vallahi açıldık. Hepsine vallahi teşekkür ederim. Buradan da Adıyaman'a, Kahtı'ya ve Adıyaman'ın bütün ilçelerine saygılarımı sunum. Kaza, nahiye, Hepsi dahil. Bütün yani Adıyaman hemşerilerime hepsine buradan sevgiler, saygılar sunum. O zaman saçların simsiyah. Ha tabii. Zaman boyattın mı? Ne yaptın? Beyazlattın. Yıkamayı, olamayı bıraktı. Kurşuni rengi olmuş. Beğendiysen mesela yok. Şimdi bize burada Halil dayı tam şöyle. Günaydın. Halil dayı günaydın. Fakirliğin sembolü, sadakatın timsalı, Halil dayı günaydın. Sen çavdar değirmeninde karın tokluğuna çalışan, 21. asır Türkiye'sinde halen aşıkla boğuşan, insanlığın kurbanı, uygarlığın yabanı adamı, Halil dayı günaydın. Bak dinle, bir çiyan köyünden davul sesi var, mutluluktan yana. İnan Hallo dayı sen mutlu değilsin. Bu dünya sana da beyhude bir dünyadır. Günaydın Hallo dayı günaydın. Yerim uyandığında mahmur yarim günaydın uyudur. Pembe sabahlığın ne de yağışmış günaydın ay ay. Ayağında ilk kar pabucu, belinde kuş yayık. Kurban sabahlığın ne de yağışmış günaydın ay ay. Günaydın ay, bu dere baş aşağı, zülüfler yüz aşağı. Bu dere baş aşağı, zülüfler yüz aşağı. Sevesen yarımı gördüm, tutmadı diz aşağı. Aşı yazmar olsun, burnu kızmar olsun. Bu gibi yarımı gördüm, tutmadı diz aşağı. Aşı yazmar olsun. Burnu kızmalı olsun.
düzlere, sülüp dökülen yüzüne. Bu dereler, bu düzlere, sülüp dökülen yüzüne. Bu derenler sürmeli değil, ocağı söndüren gözler. Başı yazman olsun, burnu kızman olsun. Kudretten sürmeli değil, ocağı söndüren gözler. Başı yazman olsun, burnu kızman olsun. Vay bravo. Ana kurban Nuri dayı. İşte kahtalım içi. Adıyaman'da iki tane, bir tane içi, bir tane. Senin adı neydi ya? Dayı gibi karıştırdım ben. Latif. Neşet Baba'nın dediği gibi. La karı oğlan senin adın neydi diyor. Küstüm diye diyor adımı da unuttular. Kurban olayım sana. 1967 mi 68 miydi? Ankara Palas Oteli'nde, Ankara'da Urfalıların gecesi vardı. Şefik abi rahmeti geldi, rahmet eylesin. O beni aldı getirdi, dedi ki gel bir dinle. Abi ben ilk defa orada gördüm. Ben doğduğumda, ben gideyim oradan. 67 mi 68 miydi? Beni aldı Adıyaman'dan, şey Kaftadan Ankara'ya götürdü, dedi gel oğlum ben okuyorum, sen de yanımda kal. Ne yorum, senin bir lafın vardı, o ne lan? O ne lan? Onay kardeş onayla. Mustafa onay abi, kardeş onayla. Serhoş oldum bu neyla. Aşkından oldum Leyla. Onay, onay kardeş onayla. Onay. Baba. Yüreğinize sağlık. Baba ellerini öperim. Oğlum senden bir şey dinleyelim ya. Olur. Bu gece benim gecem abi. Benim için söyleyeceğiz. Ne istiyorsan. Televizyonları başında oturanlar için söyleyeceksiniz. Bir de benim için. Beni çok eğlendirdiniz. Teşekkür ederim. Alkış, alkış. Bravo Alican, bravo. Şenle gülümle çeşme başımda gözüm bir ana göz. Her şenle gülümle çeşme başımda gözüm. Ah bir ana göz. Kanıma düştü, kaşın oynattı, güldü gülen de kadası. Canıma düştü vah, canıma düştü, canıma düştü, canıma düştü. El eskeren her derdine havlayan. Hanım sen dertli sen ben ya. Şanlıyam özgem alıyam. Kırıldı kol kanadım, yanıma düştü.
sen babam olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Yüreğine, nefesine sağlık. Eğer ki bilim senlerde çalışsam var ya, malımı mülkümü satarım, bir araba alırım altına, doğru seni çalışıyor yerin kapısına. Başım saatlerce seni abi dinlesem doymam, öyle mi sen? Başım namusuma bak diye, namusuma. Başım gözüm üstüne. Ben demiyorum yalnız, o da söyleyeyim. Hepimiz. Yani Uğur küstüm Karakuş. Küstüm de söyleyeyim, küstümüş ama o da değil, o da değil. Uğur Karakuş, yani bizim mesleğimizde bulunulmaz nimetlerden birisi. Allah razı olsun. İlgisiyle, donanımıyla, dostluğuyla, adamlığıyla. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Bir dakika abi. Can. Nameleri beni yer bitirir. Nameleri böyle. Her dinlediğimde daha varmış, şimdi ağladığım gibi. Tüylerim diken diken oldu vallahi. Rabbim güldürsün hep cümlemizi. Kalktınız ikiniz oynadınız ya. Vallahi kendimi sizde gördüm. Kurban olayım. Çünkü ben de böyle zıbıllardan oynardım. En neşe aldığım bu oyunlar bunlar. Ama bizim oynadığımız oyunların hepsini sizden alarak. Evet. Estağfurullah. Yani da söyleyeyim. Oynuyorsunuz yani Nuri de böyle diyor. Bak bak. İşaret ediyor. Ha, aynen. Nuri abinin bana bir öğüdü vardı. Dedi ki oğlum sen de benim gençliğimi görüyorum. Değil mi? Hatırlıyor musun? Yalnız Seda ben, Sayan'ın babasını yalnız beni çekemez. He, Seda Sayan'ın babasının öldüğünde mezardan dayı mikrofonu tut dayı. Dayı mikrofonu tut. Dayı mikrofonu tut. Aa tuttum baba. Aa tuttum baba. Aa oldu. Söyle ne bakayım. Seda Sayan'ın babasının ölüsünde. O zaman Allah rahmet eylesin. Cenazesinde. El olsun. Dedi sana bir yemek ısmarlayayım gel. Dedi ki sen de dedi gençliğimi görüyorum. Aman dedi çok güzel oynuyorum. Halay çekiyorum. Kıymetini bildi. Allah razı olsun. Çok öğütler verdin bana Nuri Baba. Her şey helal olsun size. Aynen hepimize. Şimdi emek veriyorsunuz. Halk müziğine emeği olan arkadaşlarıma ben burada sonsuz sonsuz teşekkür ederim. Onlar var olsunlar. Onlar var bütün oldukça bize. Bütün halk müziği sanatçılarda hep birlikte senin ellerinden öpüyoruz. Evet. Bütün aynen. Halk müziği aynen sanatçılarda. Yalnız bir içimde bir dert kaldı. Ne? Ha bunu toplum bilsin de sen de öğren. Söyle, emret. Estağfurullah, emir değil, ricam olur. 25 sene mi? Şimdi bunlar... Hayır, mikrofon dur. 25 sene mi kaldı? Hangisi kaldı? Aksaray 25 sene işte. Yani. Şimdi Aksaray'da kebapçı Sait vardı. Orada yemek yiyoruz ve Urfalılar toplanıyor. Yine müzik tartışıyoruz. Ben de geldim çoğu oraya. Geldim tahmin ediyorum. Aksaray'da. Ha, Aksaray'da. Ondan sonra Kemal Kınacı vardı biliyorsun. Günaydın'da çalışıyordu. Kemal Kınacı Urfalı hemşerimiz. Bunlar hep benim üstüme geliyorlar şimdi. Dayı yeter daha o zaman ha. Yani bunlar şimdi yapmıyor. O zaman da yapıyordu bana. Bu da dahil. Bütün bu derken halk müziği. Bu derken İbrahim Tatlıses. Teşekkür ederim sağ olun. Bütün o günkü genç sanatçılar hepsi işte espri yapıyor bana. Dedi ki dayı ya Allah aşkına yaşın geldi. Sen gördün göreceğini işte bu kadar film yaptın bu kadar şey bırak da artık biz de çalışalım biz de kazanalım. Aslında şey biz diyelim. Önümüzü kesme. Önümüzü kesme mi dediler. Niye sen fendi sünnetçi misin? Sen de milletin önünü kesti o zaman. He. Ondan sonra dedi ki gel şey etme bunu şey bırak sen evine çekil otur artık bizi seyret. Dedim güzel düşündüm taşındım baktım ulan iyi beni bırakacağım. Sonra benim kan... Dayım mikrofonu çek mikrofonu yukarı kaldır. Mikrofonu dur ben dayımın yanına gideyim. Şimdi kim bana gelip de benim çoluk çocuğuma kısmetini verecek şeyecek. Düşündüm taşındım benim işime gelmiyor. Dedim ben bir fren yapayım şurada fren yaptım. Dedim bir dakika Kemal Kınacı işte hepimizin büyüğü o zaman. Basının tek şey temsilcisi. Ya Latif çeksen dayı bilmiyor musun mikrofon tutmadan? Hayret bir şey ya. Çek. Ondan sonra doğru çek ben biliyorum ama işte şeydi bazı heyecanlanıyorum herhalde. Ondan sonra dedim ki durun benim de bir şartım var. Bırakacağım söz vereyim size dedim ben bırakacağım. Benim de bir şartım var. Bir şartım var dedim. Dediler nedir dayı? Dedim ki bak kardeş ben şimdi burayı bırakırsam çoluk çocuğum benden bekliyor ekmek. Artık mesleğimin sonuna madem gelmişim beni emekli ediyorsunuz. Siz de hiç olmazsa ara sıra konser verdiğiniz zaman bana hasılattan pay verin. Yüzde bir şey verin. Ha, yüzde bir şey ver. Ben de bırakım. Bırakayım diyorum. Ulan bu yayıldı dünlü dillere.
Nuri Sesi Güzel sahneyi bıraktı. Efendim yeni gençlerden alacağı paralarla çoluk çocuğunu geçindirecek. Efendim. Kim dedi bunu Allah aşkına? Kim yazdı? Yo, yazdı işte gazete. Ben var mıydım işin içinde? Vardı vardı. Vardı. O durumun içinde vardı sen. Var sensiz zor mu? Hangi işin içinde? Bu işin içinde. Ondan belki sonra... de bırak diyen odur ha. Açıkla. Ondan sonra... Ya bunlar beni sıkıştırdılar. Şimdi ne yapacağımı şaşırdım ben. Şimdi mesleği bıraksam çoluk çocuk ben duramam. Alışmışım halk müziği okumaya, uzun hava okumaya. Şimdi en güzel yol bu dedim yani içim asa. Bunlar korkarlar. Bana dedim yardım etmezler. Verdim ben kendi başıma götürürüm işi dedim. Ondan sonra. Ondan sonra baktım ki bunlar 1, 2, 3, 5 konsere gidiyorlar. Duyuyorum. Ortada bir şey yok. Ortada hiçbir şey yok. 5 kuruş dayı. Ya dayı abi biz dün gece ekstramız vardı. Al sana şu 200 kağıdı. Bundan sonra artık Allah büyüktür diler. Ben de tabii şey ettim. Kabul ettim. Ulan bir gün verdiler. 3 ay sonra bir daha bir verdiler. 4 ay sonra bir tane daha verdiler. Baktım ki iş olmuyor. Bu parayla biz geçiremedim ben. Başladım ben şimdi gene ver yansın ettim. Dayı şimdi sen bunu uydurmadın değil mi yani? Uydurmadım. Esas soru sen. Vallahi abi. Uydurmadım ya. İşte ondan sonra hala daha ben alacağım bunlardan. Daha hala. Ya 3 ay sonra bir, 4 ay sonra bir daha da gelmediler. Gelmedi. Ya bak görüyor musun? Birikti. Gelmedi. Ondan da gelmedi. O zaman alacağın çoğalmış. Ya çoğal... biz bunu Maksim'le bir avantajaya düşürdük. Onu anlatma. Şey Maksim'le. Bam hatırlayacağım sen. Cadda Bosa Maksim. Cadda Bosa Maksim'de şeye gittik Derya'nın falan. Misafirliğe bize götürdü, dayı davet etti. Dedim ki dayı vallahi paramız yok işte falan filan. Biz dedim hep birlikte şey yapar, topları aramızda veririz. Sen anlat şimdi gerisini. Şimdi bu da doğru. Hiç bunda yalan dolan yok. Şimdi ben bir konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz böyle gene meslektaşlarımızla. Bir baktım ki bu dayı dedi sus. Niye sus diyorum ben. Dayı sus sen dedi. Sustum. İleriden de bacım geldi. Bizim yanımızdan geçti. İşte dedi adayı, ya benim de belalım bu dedi. Ya orada çarpıldığını anladım ben. Dedim ki parayı unutmuşuz. Dayı çek. O hesaba gel hesaba, o parayı unutmuş ya. Dayı çekini çıkardı Allah razı olsun. Şimdi onun cebinde çek defteri var. Bana ciğeriken de pazarlık yaptı benden. Dedi ki dayı benim yanımda şimdi bozuk para yoktur. Sen dedi şey. Hesabı dayıya yıkacağız ya. Hesabı öde dedi. Ben sana vereceğim de parayı dedi. İbrahim bak benim başka da param yok dedi. Yani vereyim ama dedim yani sonra ileride başımıza iş çıkmasın dedi bu. Çek yazmış adam. Hiç durma ya. Dayı var ya. Kuruşunu arar hiç. Çek yazar ama benim de iflahımı keser. Evet. Şimdi doğrusu bu. Geldi artıklar. Esas film burada. Masaya inmesiyle beraber herkes nafakasını alıyor. 0. Neyse aradan 2 dakika geçiyor. Yine garson çağırılıyor. Herhalde şey oğlum geliyor. Nuri dayı da Nuri dayı o zaman yani. He. Türkan'ın anasını ağlatıyor. Bir daha gel. Kafam iyi benim. Artık kafam masaya düştü. Kafam masaya düştü. Hesap gelmiş. O dayı hadi. Ulan ben nerede bir şeydim? Elimi atıyorum. Burada yok. Oraya atayım. Yok. İş yerime atıyorum. Yok. Ondan sonra dedim ki tamam.
Getirin şu şeyi dedim. Çekildim getirin. Sende değil miydi çek defteri? Bendeydi. Çıkardım elimden paşa gibi verdim. Çek defterini verdim buna. Bu Mehmet Güçlü anasının gözü bu alemi çok iyi bilen. Çok iyi bilen. O hemen sarıldı çeke. Oturdu başladı kalemden yazmaya çizmeye. Neyse bunlar yazdılar çizdiler artık Allah verir yani 5 mi 6 mı 7 mi bilmiyorum o zamanın parası. Bunları almışlar şeyi. Ben de kalktım artık. İmzaladı. İmzaladım. İmzaladım bitti. Araba var bende bunlarda yok araba. Dediler dayı sen kafanı iyi. Sen bu arabayı bırak bize. Biz seni yarın bu arabayı... Arabayı da aldınız. Tabii ki. Yarın bu arabayı sana getiririz. Üzülmediler bana. Ve ben de kalktım. Bunları sevdiğim insanlar hep benim canım ciğerim. Hele bu başta orada evimin altında oturuyor. Gidip geliyoruz. Neyse verdik şeyi. İmzayı da verdik. Kurtulduk yani oradan. Parayı aldın mı sen onu? Ne aldın ya? Ne alacaksın ne filmsin ya? Ya onu bırakın. Araba geldi mi? Osman Bey'de bir tane dükkan açtım. Acılı dondurma. Dayının dükkanı. 20 lira bende alacağı var anamı ağlattı. Ya aşağı gideyim olmuyor, yukarı gideyim olmuyor. En son rahmetli Erol Bey'den gittim aldım. Biz de adama diyoruz ki baba senden bir işimiz var, baba senden bir işimiz var. Bu adam merak ediyor acaba ne iş? Ben de çok sever evladı gibi. Taksim'deki otelde kalıyor. Orada gene bir oda tutmuş orada kalıyor yani. Bize gittik de gelin bakayım dedi. Gittik ben de Hasan Bora rahmetli. Barda oturuyor biz de barda oturuyor. Dedi ki nedir? Dedim ki bize 25 bin lira lazım. Bu mu lan dedi ki de bir işimiz var işimiz. Bu mu dedi. Odadan çekimi getirin dedi. Gittik çekimi getirin yazdılar. Taksim'de bir otel var. Oraya gittik. Otelin kapısında da bankanın girişi var. Şimdi ATM'ler var ya. Hasan diyor ki ya bize şey yapmasınlar. Çek, Eros Ümmü'nün çeki düşün yani. İki tane kırpo gitmişiz. Estağfurullah. Girdik parayı, çeki verdik parayı aldık. Dayın 20 lirasına gönderdim. Kurtuldum. Başımın etiniydi, girmem. Hayır o gazinodaki hesapta kaldı. Sen olsan intikam almaz mısın? Hayır o gazinodaki hesabı aldın mı almadın mısın? Almış çeki parası. Ya onu almadı ben intikam aldım. 20 ayrı borcu var. Ya İntikam abi, aldım girmeyiz aramızda. La berabere kalmışlar ha. Aramızda hiç hesap borcumuz şeyimiz olmadı yani. Olmadı. Daima açık. Ha ben yalan söyleyeyim ha. Ay yok açık çek çalıştık abi. Ha açık çek çalıştık. Açık çek çalıştık. Urfa Spor için gittik Ankara'ya. He. Dayı Gençlik Parkı'nda Luna Park'ta çalışıyor. Hiç unutmam kameranın Gönül Akur. Gönül Akur. Az solisi o da altında çalışıyor. Arkana bir ağacın dibinde bir kulis odası vardı. Girdik. Ben Mustafa Dişi rahmetli Urfa Spor'a para topluyor. O zaman parası 5 mi verdi dayı? 5 bin. Sana kaç biliyor musun? 69. 5 bin çok para. Yani. Şimdinin kaç parası mesela? Şu ana göre. 50 milyon. 50 milyondur. 50 milyon. Doğru. Şimdi gitsek 50 verir yani. O zaman şimdi gitsek 50 verir. 500 verir hali yok. Ya buna hiç yok diyemem. O zaman da yani deme geldi içeri. İşte yine bu şeyi de Urfa işinde o çıkardı. Dedi ben üstümü değiştireceğim dedi çıkın dışarı dedim ki niye üstümü değiştireceğim dedi. Sene geçti 1900 oldu kaç maksimum gazinosu. En az 40 sene sonra ben İbrahim Tatlıses oldum şöhret oldum işte Tagoti, Çigoti, Agoti, Urgoti. Maksimum gazinosundan Taksim Maksim'de çıktım sahneye çıktım. Kadınlar matinası vardı. İndim. Dediler ki Nuri dayı geldi odada. Allah Allah dedim. Hayırdır inşallah. Çıktım dayı. Merhaba dedim. Merhaba. Dedim dayı bir iki dakika müsaade eder misin? Dedi niye? Dedim soyunacağım. Nasıl? Doğru mu yanlış mı? Doğru. Allah aşkına. Hepsi, Allah için söyle. Hepsi doğru diyorum sana ya. Allah için söyle. Ya yalan konuşmuyorsun. Doğru söylüyorsun. Vallahi doğru söyleyeyim. Dedim dayı müsaade eder misin? Dedi niye? Dedim giyineceğim. Üstümü değiştireceğim. İşte bu Allah'a kurban olayım. Cenab-ı Hak nereden çok nereye getirdin? Nereden nereye? Randevu versen olmaz ya. Çok şükür. Bugünlerimize şükür. Ya he Uğur nostalji he. Bir meselem daha var anlatayım. Şimdi Nuri Sessiz o zaman Leyla'mın bakışları Ferman Uğur kaşları. Leyla'mın bakışları. Sene kaç? 64.
Ne 64'ü? Ben 8-9 yaşındayım. Bozova'ya gidiyoruz, okul yapacağız. Mehmet Usta var, Mehmet İlgün, benim ustam. İlk bana projeyi öğreten. Arabada gidiyoruz. Minibüsün pick-up var, pick-up'ın üstünde ben donuyorum, beni aldı içeri. O da Leyla da birine aşık, herhalde bilmiyorum. Dedi hani bu Nur abinin dedi şeyini söyle. Orada başlamış şeyini söylemeyin. Leyla'mın bakışları, ferman okur kaşları. Leyla bize gelmesen, aksın gözün yaşları. Leyla, Leyla, Leyla. Nasıl ağa? Hepsini hatırladın mı dayı? Hatırladım. Vallahi billahi 10 yaşında falanım. Nenem götürdü beni Mehmet İyigün'ün yanına. O zaman askerliği yeni bitirmiş Mehmet İyigün. Bana dedi ki oğlum bak, torunuyum ben onun. Dedi ki meslek altın bilezikti. Götürdü inşaata çalıştırdı. Ben kaç sene geçmiş. Şimdi Mehmet İyigün bunu dinlese var ya ağlar. Nereden nereye hatırlayayım? Bak nereden nereye işte Allah'a kurban olayım. 57 sene geçmiş. Evet. Kim? Uğur. Uğur Karakuş nostalji, hele bakalım ne var nostaljide. Cümbüş'ü anlatayım. Cümbüş öyle nalet bir sazdır ki soğuk havada kendini bırakır, sıcak havada kendini bırakır. Akor tutturmak bir sürü zor. Bak aslında biraz hafif pes kalıyor. O zorla tutturuyor biliyor musun? Bir de orada bir sanat. Geçiyor. Aynen. Aynen öyle. Burada bir tefsimiz vardı abi. Bongo çalardı Işık. Allah rahmet eylesin Işık kardeşime. Mekanı cennet olsun. Evet. Gece gündüz arıyorum. Uçan kuşlar soruyorum. Aşkın ile ateş oldum. Su ver Leyla'm yanıyorum. Su ver Leyla'm yanıyorum. Thank you.
geçtim. Çıktı sahneye, yanağı Gamze'yi söyledi. O çocuk şimdi büyümüş, kocaman olmuş, senin yanında yine. Bir çağır sen istersen. Gelsin bize yanağı Gamze'yi söylesin yine. Önce Vetere'yi görelim. Vetere'yi verin, Vetere'yi. Allah Allah. Senedir kasete okuyacağız, okuyacağız, okuyacağız. Bir türlü okuyamadık. Mega Show'da okuduk. Mega Küsurat'ta okuduk. Her yerde okuduk. Bir türlü okuyamadık ama gizli gizli kendini ispatlayan bir türkü bu. Çok güzel bir türkü. Bu delikanlı demek sevdiği için. Aferin lo. İyi ha. Az önce oradan bir laf duydum. Tahtın sallanıyor. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? 21 senedir sallanıyor. Çiviler o kadar sağlam ki. 21 senedir bir türlü çiviler demirden olsaydı paslanmıştı, şimdiye kadar gitmişti. Sizler öyle güzel çivilerle çivilediniz ki o tahtı altın, altın. Altın paslanır mı? Paslanmayınca kırılır mı? Kırılmaz. Hadi anam uğurlar olsun. Öpüyorum seni. Evet, çağır şimdi Kaan'ı. Kaan Alptekin. Çocuğun ismi. Kaan Alptekin. Kaan büyümüş Alptekin. Şimdi bu. Büyümüş aslan. Hadi gibi. Gelsin bakalım. Evlilik çağı. Kaç sene kaç. Heyecan, telaş hepsi bir arada. Ama yine de sevgili kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum İbrahim abi. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Bu da bir şanstır işte. Çok büyük bir şans. Böyle iki tane ustanın yanında olmak. Nur amca sayesinde usta burada oldum. Usta orada ben daha emekliyorum mu? Ne derler ona?
Usta orada, ben daha emekliyorum. Ben çok mutluyum sizinle beraber bu sahneyi paylaşabilmek benim için çok büyük bir onur. Kaç sene evveldi o? 94. 94-2021. 17 sene. 17 sene. Kaç yaşındasın? 27. O zaman kaç yaşındasın? 27 sene diyor. Şu an 37'de herhalde. O zaman kaç yaşındasın? Yok, yaşımı söylemeyeyim diye dedim İbrahim abi. Hayır, şimdi dayıdan hesaba karıştırıyor bazen. Bir türlü 55'te anlaşamadık 25'te. Daha 25 miydi? Neydi imza attığı sana? 25 olabilir yani. Şimdi benim aklımda değil artık. 3 aşağı 5 yukarı. En son bize kaç olur dayı? 3 aşağı 5 yukarı. En son bize kaç olur? Size gene olur. 25 olur. 25 olur. Dayı şimdi 25 sene evvel imza mı attı yoksa 25 sene adam mukavele mi yaptı? Ya onu da şaşırdım ben şimdi. Mukavele yaptım. Yani bunu imza açıkla. Mukavele. Çünkü az önce Gülmak'tan boğulmayayım, bir daha boğulmayayım. Mukavele baktım. Gülmak'tan boğulan ve ölen ilk insan olmayayım. Allah abi. Kardeş teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar. Yüreğine sağlık kardeşim. Nur abinin kıymetini bilin. Bir türkü. Çayımız, Nur amca bizim büyüğümüz. Bir türkü var da hani ya. Lili lili yar, lili lili yar. Sensin başımın tacı, kız ben sevsen ne var? Zorluk çağır türkü söyle, lili lili yar, lili lili yar. Ömrümüz geçti böyle, kız ben sevsen ne var? Sağ ol canım, ben gözlerden öperim, sağ olasın. Saygılar. Allah razı olsun, sağ olun. Cümletler. İyi getirdi ya. Sen seni kurtardın. Acaba böyle Max mı getirdi dayı? Mikrofonu tut, mikrofonu. Ya mikrofonu. Ya tamam tamam abi, tuttuk. Ya ciğerimi söktü dayı ya. Tuttuk sen. Benim... Hayır, sen söylemeysen de bunu yanında şey mi getirdi? Ne, Joker? Joker. Ne Joker? Getirdim. Ben ses... de yakar tut diyorlar. Hadi. Hele bülbülü dinleyelim, bülbülü. Bülbülü şeyde. Hala çıngır çıngır ya. Hala çıngır çıngır arkadaş. Karıştırma, karıştırma orada. Karıştırma. Gençlerden sohbet etme. Kıskanırım ben.
yaşımda ay sen ettin aşık. Kadir Mevlam senden ay bir yar istedim. Al buğday benizli zülfü dolaşık. Al buğday benizli zülfü dolaşık. Şimdi dayının bir lafı var. Biz elmaya elma da alma da demesini biliriz. Evet. Benim Oxford'um gibi oldu senin bu lafın.
Doğru mu? Dur bakalım. Dayı mikrofon. Dayı. Ya beni veremedi ya. Kendinde var. Ya niye veremedim sen? Ya Ali'de mikrofon var Ali'de. Dayı. Beni sever o. Ali'de mi kim sever? Abi ya, kim sever derken? Sever, meslektaş olarak sever beni ben. Ya bırak bu işleri lo. Ankara'da beraber, Ankara'da beraber ekmek yedik, beraber çalıştık. Yok, iyi dostumuz da Ankara'nın. Ailece. Ailece. Eşim rahmetli, çok severdim. Dayı mikrofonu tut. Bak. Valla saçımı yolacağım ha. Tuttum, tuttum. Zaten bugün saçımı şey... Tuttum, tuttum, tamam. Ne okuyacaksın dayı? Sesi biraz şey... Sarı sabahlı. Şöyle... İncet bile sesi. Yegen. Sen dur. Üç, dört. Sesini dinliyor. Hepsi böyle okuyor. Dayın sesi arada kayboluyor. Hepsi böyle. Asker. Hepimiz seni askeriyiz. Allah razı olsun. Ellerden öperim dayı. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Cümlemi. Allah tutuğu altın etsin. Amin. Senin de. Senin de. Bakır. Senin de. Bizimkini de bakır senkini altın. Ne o maşallahın var senin maşallahın. O zaman bizimkini altın etsin senkini bakır. Ya sen beni öldürsün. Evet. Latif Zoran.
hareket. Bakın, hele, hele, hele. Şimdi hemen bağırıyor arka arkaya. Uğur'la beraber yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Şimdi biz yaşlılar grubu olarak Bediye Hanım'ı ortamıza alacağız. Ama koltuklarımızı buraya. Sizi de üçünüz, üç genci böyle alacağız. Tamam. Burada programı yapacağız. Döndüsen bu. Thank you.
Gitim tezgelesin, eller
yapışır ah bir giysen üstüne. Oyuncular yaracak. Kaşların karalıdır aman Emine, gözlerin fermanıdır canım Emine. Kaç sevdim eller aldı aman Emine, bu bana revamıdır canım Emine. Ben sevdim Emine, Emine.
Yüreğine sağlık. Birlerine sağlık. Şimdi ağam, biz ihtiyarlar grubu olarak size 10 puan veriyoruz. Kurban olur mu? 10 puan veriyoruz size. Ellerinizden öper. Olur mu? Abi, siz? Bak bak. Şimdi tecrübe grubu. İhtiyarlık başka bir şey, gençlik başka bir şey. Ben şimdi içimden geçeni söyledim. Doğru mu dayı? Vallahi ben arkadaşlara 10 üstünden 10 veriyorum. Bizi ihya ettiler, bizi eğlendirdiler. İhya ettiler bizi. Eserler birbirinden güzel. Bağlantılar çok güzel. Aynen. Hepimiz de onlara uyduk, söyledik. Gerçekten ağızlarına sağlık. Bülbül Sultan sen ne diyorsun? Teşekkür ederim. Ben teşekkür. Vallahi çok mutluyum. Teşekkür ederim. Hele böyle eski dostları bir arada gördüm. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ana ile birbirimizi görmüş olduk. Aynen. Sana tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağ olun. Sağ olun canım. Almanya'dan mı geldin sen? Geldim ama gitmiyorum artık. Buradasın. Hı-hı. Peki. Memleketine hoş geldin. Hoş bulduk. Bülbül'ü altın kafese koymuş, demiş ki ah vatan ah vatan. Altın kafese. Altın için biliyorsun çok değerlendi. Ama boş ver. Bana ne diyor altından? Benim vatanım önemli. Tabii canım. Ben şimdi sizleri görmezsem, sizlerle birlikte oturmazsam, sizin kokunuzu almazsam ne yapayım altınları, para, dolar? Hele ne milyar dolarlar olsa ne yapayım? Hiç. Gerçi olsa iyi olur da. Sen bize bir şey söyle. Böyle hoş bir şey ama. Anası baktı, kızım evde yok dedi, vay vay. Anası baktı, kızım evde yok dedi, vay vay. İnanmazsan gel yukarı bak dedi. Armut dalda, kız balkonda sallanır, vay vay. Atalım mı evet kızı, atalım mı vay vay. Arabiye şaraba da, atalım mı vay vay. Senin için 15 sene yatalım mı vay vay vay. Atalım mı Arap kızı, atalım mı vay vay. Arapiye şaraba da, atalım mı vay vay. Senin için 15 sene yatalım mı vay vay. Her sene. Senin için